Endi kesik konus hacmini tapamız. Toğru burçakli trapeziye alaylık. Bana göre toğru burçakli trapeziye verilgen. Trapeziyanın balandlığı haşketin. Katta asası ergetin. Katta ergetin. Kiçik asası kiçik ergetin. Yani bu trapeziyanı bana bu tamamı atrafı da aylantırıyorduk. Bu tamamda bana x oku geceleriydi. Yani x oku atrafı da aylantırıyoruz. Bana bu trapeziyanı. Neticede bizde kesik konus hasıl buladı. Kesik konus neyin? Katta asasının radyosu katta ergetin. Kiçik asasının radyosu kiçik ergetin buladı. Yani de hasıl buladı yani. Kesik konusunun hacmini tapamız. Rasımda kesik konus tasvirlangan. Konus katta asosining radiusi katta erga teng. Kichik asosining radiusi kichik erga teng. Konusning balandligi h ga teng. Shu konusning hajmini topamiz. Buning uchun biz mana bu kesmani trapetsiyaning bu tomonini birta funksiya orqali ifodalaymiz. Buning ko'rinishi y teng kx qo'shib b ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, buni osonlikcha topishimiz mumkin. Masalan, x ning o'rniga 0 qo'ysak, funksiyaning qiymati y ga teng. Demak, x teng 0 da y teng y ga. Bundan biz b'ni topishimiz mumkin. Xo'p, x ning o'rniga 0 qo'ysak, k ko'paytiruv 0 qo'shib b teng y ga teng bo'ladi. Bundan b teng r ekani kelib chiqadi. Endi b'ni topdik. Demak, funksiyaning ko'rinishi quyidagicha ekan. Kx qo'shib r ko'rinishda ekan. Endi k ni topamiz. K ni topish uchun biz k burchak koeffitsienti mana bu yerdan x oqiga parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Xo'p, mana burchakni alfa bilan belgilaydik. Tangens alfani mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan topamiz. Bu yer erga teng bo'lsa, mana bu joy ham erga teng bo'ladi, mana bu kesma ham. U holda mana bu kesma katta r minus kichik r ga teng bo'ladi. Bu h ga teng, demak mana bu tomon ham h ga teng. Demak tangens alfa teng mana bu tomonni, ya'ni r minus r ni h ga nisbatan. Demak k ni topdik. Bu bizda k ga teng bo'ladi. Shunday qilib, mana bu funksiya to'g'ri chiziq y teng r minus r taqsim h ko'paytiruv x qo'shuv kichik r. Mana bu ko'rinishda ekan. Bu funksiyani qaysi oralig'ida qaraymiz? 0 h oralig'ida qaraymiz. Mana bu oralig'ida. Demak, 0 dan katta yoki teng x, kichik yoki teng h. Endi demak, mana shu funksiyaning grafigini x o'qi atrofida aylantirishdan biz kesik konusni hosil qilar ekanmiz. Konusunu biz y teng r minus r taqsim h x plus r, yani mana bu funksiyanın grafikini 0 h kesmada x ok atrofida aylantirishdan hosil qilishimiz mumkin. Mana konus hosil bo'lyapti. Shu to'g'ri chizig'ini aylantirishdan hosil bo'lyapti. Ha, konusunu türlü tamamlardan görüşümüz mümkün. Ha, konusunu içine ham görüşümüz mümkün. Ya konusunu y teng katta r minus kichik r bölü h x koşu r toru çizikini 0 h kesmada o x oku atrafı da aylantırıştan hosil qilamiz.
Yani şu cisminin, yani şu kesik konusunun hacmini tapamız. Bu halde aylantırış cisminin hacmi formülasına göre pi köpaytırı integral 0'dan h geçe f kvadrat x dx. Bana bu formülada faydalanamız. Pi köpaytırı integral 0'dan h geçe. Yani f'nin oranına bana bu ifadana bir koyamız. Yani bu bizde fx. Bu halde r minus r taksım h köpaytırı x koşu r kvadratı, bana göre kvadratı var dx. Şu integralını hesaplasak, demek biz kesik konusunda hacmini tapgan bulamız. Yani hesaplayımız değil. Bana bir de bu çizikli funksiya kvadratı pi köpaytırı marabının kubu buladı. Demek r minus r taksım h köpaytırı x koşu r'nin kubu taksım 3. Ve bundan taşkarı x'ni koeffisientiga ham bo'lib qo'yamiz. Yani r minus r taksım h ga bo'lib qo'yamiz. Buni teskarisini olsak h taksım r minus r ga ko'paytiramiz. Boshqacha qilib aytganda x 0'dan h geçe. Yani bunu hisoblaymiz. Teng. Bak x'nin o'rniga h'ni olib berib qo'ysak p ko'paytiruv h r minus r ko'paytiruv. Bak h'ni qo'ysak bu yerda h'dan h qisqarib ketadi, r nol bo'lib ketadi, bu yerda r katta r qoladi. R kub minus. Yani x'nin o'rniga 0 ni olib kelib qo'yamiz. Bu 0 bo'lib ketadi, r kub. Taksım 3. Ve bana bir ifadanı hasıl kıldık. Bana suratını köpeyte 3'ye ajratışımız mümkün. Ding. Bana bir de yazalımız. Pi h taksım r minus r köpeyte ruh. Suratı da r minus r. Bir de a kub minus b kub. Kısa köpaytırış formasından faydalanıyoruz. R kvadrat koşu R köpaytırı R koşu R kvadrat. Taksım 3. Bir yerde R minus R'ler kısa harf getirdi. Neticede biz kuyudaki formülünü hasıl kılalımız. Pi h taksım 3. Pi h. Hadi bu ifadını hem yazıyorduk. R kvadrat koşu R köpaytırı R koşu R kvadrat. Bunu taksım 3. Şunu da yakalım. Kesik konusunun hacmini topuş için biz quyidagi formulani keltirib chiqardik.